Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün araştırmacı, yazar, havasilme uzmanı Hakan Demir'le birlikteyiz. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi, merhabalar hocam. Şimdi arkamızdaki haritayı görüyorsunuz. Yunanistan'da Yunan gazetesinde yayınlanan harita, İstanbul'un Avrupa yakasının bir tarafı Yunanistan, ortası ee, ki Kanal İstanbul'u yazmışlar oraya. Ekimono, Ekimono polis yani ekümenlik ilan etmişler. Sağ tarafta İstanbul yakasında, Türkiye olarak göstermişler ve 96 saatte Ankara'nın işgal edileceği belirtiliyor haberde. Altyazıda da o var. Hakan Hocam e, ne amaçlanıyor? Yani Türkiye kışkırtılıyor, kışkırtılıyor. Amaç ne? Şimdi tarihi en hızlı unutan milletlerdeniz biz. Bir taraftan unutmuyoruz. O milli hafızamızda var ama kin gütmeyen bir toplum olduğumuz için üstünde durmuyoruz. Bazı vakaların ve olayların. Şimdi burada çok net olarak Ay Yıldız'la, Hilal'le haçın savaşı doğru. var. Aa doğru. Bu, bu tabloda. Evet. Ortaya da galip olan haçı koymuşlar. Bak utanmadan çekinmeden e, destursuz bir şekilde çıkmışlar. Kendi haçlarıyla, bu Gris yazıyor orada ama bu Gris aslında onların eee İslam tarihi boyunca bizim üzerimize geldikleri o Haçlı seferlerinin e, sonuncusunu ve finalini yapma arzuları bu. Tabi avuçlarını yalarlar, o ayrı mevzu ama e, bütün davaları Amerika'nın da şu an e, güttüğü, e, yönetmeye çalıştığı bu e, saçma sapan sürecin asıl maksadı Haçlı'nın hilale savaşıdır. Savaş, evet. Peki yani orada... burada, burada... Hı, e, Bizim çok artık akıllı ve net hamleler yapmamız lazım. Çünkü adamlar artık resmen ilan ediyorlar ve resmen tehdit ediyorlar. 96 saatte gireriz. E, daha önce de köprüleri vururuz şeklinde tehditlerde bulunmuşlardı. Tabii Amerika'dan aldıkları destekle de bunları söylüyor. Aslında söyleyen Amerika. Değil mi? Tabi. Söyleyen aslında bu lobi. Bu Hristiyan lobisi. Bizimle Karşı karşıya finalde gelecekler. Biliyorlar. Ne, ne Neyi biliyorlar? Kehanetleri var. Deccal'in zuhuru var. Armagedonları var. Bizim tarafımızdan da... Aleyhissalatü vesselam... E, Peygamber Efendimiz tarafından anlatılmış olan... Amikovası'nda büyük savaş var. Ve e, İstanbul'la ilgili bir... E, fetihle ilgili bilgiler de var. Daha önceki programlarda da e, bunları ele almıştık. Şimdi bunlar... Tanrı'yı kıyamete zorlamak dedikleri senaryonun peşindeler. Elon Musk'ın da tweetini verseniz arkadaşlar. Onunla yorumunuzu merak ediyorum. Yani hani bunlar yaşanırken Elon Musk da zamanlaması manidar bir şekilde. Evet. E, Konstantinopoli 1453'te kapıyı kilitlemiş miydim diye düşünen bir Bizans askeri. Evet. Bu yani onların bu, hiç. Ama aynı zamanda bu Yunanistan'da uyarı değil mi? Bak kapıyı açık unutmayın Türkler girebilir anlamına da geliyor. Bir yandan da hani bunu Konstantinopoli diye paylaşıp böyle paylaşması da sanki... Türk Yunan Savaşı'na da bir ateş gibi bir şey de geliyor. Çok paralel zamanlarla Yunanların çok. yaptığı açıklamayla bu çok paralel. Yani orada Bizansı çağırıyor. Heh. Bizansı çağırıyor. O onların hiç geçmeyen yaraları var. O hep acıyan yaraları var. O yarayı tekrar açıp asıl hedeflerini, asıl Konstantinopol dedikleri, bizim <laughs> sünneti Seniye üzerine fethettiğimiz İstanbul'u istiyorlar. Arzuları ee, görüşlerinden. Ee, arkasındaki asıl hedef ve amaç bu. Burada da Elon Musk denen yine bunların o e, soysuz kuklaları <laughs> e, yönettikleri e, piyon olarak, piyon olarak kullandıkları e, askerlerinden bir tanesi burayı o geçmeyen yaralarını tekrar açıp tekrar bunun üzerine bir e, yapı tasarımı üzerinde çalışıyorlar. Hmm. Yani buradaki Maksat o Avrupa'daki özellikle Avrupa'daki o Haçlı ruhunu tekrar kaldırıp tekrar o Haçlı ruhuyla birlikte bizim hilalimize saldırmak. Davaları, maksatları bu. Çünkü burada sahte olan bir felsefe yaşıyor bu insanlar. Yani oraya çok girmek istemiyorum ama altında Allah rahmet derisi çok fazla bu yarayı deşelemişti. Ee, inançlarıyla ilgili sıkıntılı çok fazla noktalar var ve bunları bizim üzerimizden telafi etmeye çalışıyorlar. Bu, buradaki eksiklerini bizim üzerimizden tamamlamaya çalışıyorlar. Yüzyıllar boyunca bunu yaptılar. Yani o İslam'ın ilk yıllarından beri foyaları ortaya çıkmasın diye Aleyhisselatü Vesselam üzerine de çok büyük saldırılar yaptılar. Burada yine İslam alemini İslam alemini bölüp birbirleriyle çok fazla savaştırdılar. Arkasında hep Bizans vardı. Muaviye döneminde olan sıkıntılardan beri gelen, o günden bu yana kendi yalanları ortaya çıkmasın diye İslam'a hep saldırılarda bulundular. Ve sonra tarih sahnesi boyunca Selçuklu ve Osmanlı olarak da biz bu hem coğrafyanın hem İslam kültürünün bekçiliğini yaptık ve başarılı da olduk. Bin yıl boyunca taarruzu hiç bırakmadılar. Bu da şimdi planladıkları ve akabinde de işte Armagedon'la birlikte finalize etme etmek istedikleri büyük planlarının bir parçası. Artık açık açık gösteriyorlar. Yani bu tesadüf olamaz değil mi? Yani bunun Kesinlikle, zamanlaması falan. Bu, kadar, bu da 239 içinde. çok konuşuldu. Onun izotop numarası olduğu nükleer silahı çağrıştırdı 239'un bilmiyorum. Ama yani orada da, peş peşe olması. Orada da orada da yine tehdit var. İzotop numarası doğrudur, olabilir. Orada da yine tehdit var. Yani ben size karşı nükleer kullanırım da ne gerekirse de yaparım da diyor ama göreceğiz tabii. Onların bir planı var ama Allahu Teala'nın planı da var. Peki yani mesela Ukrayna Rusya karıştırıldı. İşte orada yeni bir sürekli bir savaş hali. Bir yandan sanki Yunan Türk savaşı çıkarılacak. <laughs> burası karıştırılacakmış gibi geliyor. Bunlar o arzu ettikleri Armagedona Gidişi hızlandırmak için yani bu hat yukarıdan aşağı Ukrayna Rusya Türkiye Yunanistan bir karıştırılıyor yani onun amacı değil mi yani bir an önce hızlandırmak istiyorlar sanki. kesinlikle önlerindeki en büyük engel biziz yani kendimizi küçümsemeyelim aynaya bakalım atalarımızı hatırlayalım bugüne kadar yaptıklarımızı hatırlayalım ee, şu an Osmanlı e, coğrafyasında 30 milyon kilometre kare idi en büyük coğrafyada 62 tane ülke var. 62 idi değil mi? 62 evet. Tamam 62 tane ülke var. Yani bizi 30 milyon kilometre kareden 784 bin kilometre kareye sıkıştırdılar. Biz sıkıştık. Biz çünkü 7 düvel hücum etti. Zayıf bir dönemimize denk geldi. Yine zayıf bir dönemimizi kolluyorlar. Ama Allah'ın izniyle bulamayacaklar bu sefer. Bu sefer kuvvetle e, karşı durmamız lazım geçen seferki gibi taşla sopayla Allah-u Teala yine bize kuvvet verir. Ee, o ayrı mevzu ama bu sefer kuvvetli girelim, biraz daha bilinçli girelim. Hı. Çünkü vatandaşlar kapıda. Yani o Yunanistan'da 14 tane yanlış e, bilmiyorsam son rakamla 14. üssü kuruyorlardı. 9'du yeniden kurmaya devam ediyorlar. 14'e kadar ulaştı. 14'e kadar ulaştı. açta var mesela hemen karşı tarafımızda. Burnumuzun dibinde evet. Yani artık açık seçik ee, beyan ediyorlar ki biz buradan taarruz edeceğiz. Yani Rusya falan mani. Şimdi önlerindeki engelleri bir bir kaldırmaya çalışıyorlar. Rusya bir kuvvetti. Önüne Ukrayna'yı attılar ve zayıflatıyorlar. Ekonomisi ve çok, zayıflıyor. çok uzun sürecek. Ekonomisi zayıflıyor. Çok uzun sürecek bir savaşın içine atlar. Çin'le uğraşılıyor ve Türkiye ile uğraşılıyor. Şimdi Çin'le ilgili de senaryoları var. Onları da harekete geçirmeye başlayacaklar önümüzdeki zamanda. Ee, ve bizimle ilgili de işte Yunanistan'ı kuruyorlar. Yunanistan tamamen maşa. Herkesin bildiği şekilde. yüz önce... önce İngilizler kullanmıştı, şimdi Amerikalılar kullanıyor. Bravo. Aslında hiç konuşmadığımız, programlarda da konuşulmayan bir İngiltere mevzuu var. Şu an çok sessiz ve derinden gidiyor. Ama cepheye bakarsak, biraz altını eşersek orada da büyük planlar olduğunu göreceğiz. Or orası da kurgunun büyük parçalarından bir tanesi. Hı hı. Hani hemen nasıl... Bakın mesela Amerika'daki, Amerika'nın Yunanistan'daki üstleri ne bir kısmı bunlar. Evet. Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanovic, Girit'te e, kuvvetli üstleri var. Dede Ağaç'ta çok büyük yırnaklanma var. Hemen e, sınırımızın diğer tarafı 30 kilometre sadece. Daha önceki adalar mevzuunda da İngiltere devreye girip adaları ben kullanacağım deyip ondan sonra Yunanistan'a geçmişti. Şimdi yine İngiltere'nin hamlelerini bekleyin. Burada bu program vasıtasıyla hmm. söyleyeyim. İngiltere'den hamle bekleyin. İngiltere'den şey. hamle bekleyin. Bu senaryonun içinde muhakkak çıkacaklar. Çünkü onlar hani itilaf devletleri İngiltere, Fransa, X arkasından gelecek olanlar olmadan olmaz. Hmm. O ile ile Mesela e, bunlar evet o yaşanacak. yansıyan haberler işte Amerika'dan Yunanistan'a yüzlerce hibe diye e, o kadar çok gönderdiler ki yani e, artık hatta hesabı yok. Tabii Türkiye'nin savunma sanayi gücü çok ortada olduğu için. Çok çok kuvvetli. Hadis-i şeriflerde Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili siz daha önce programlarda söylediniz ama yani böyle çok çarpıcı şeyler var değil mi? Yani hani bu sürecin yaklaştığına dair. Çok net aslında tarihler var. Yani bizim e, çok net de vermek istemiyoruz ama süreç yaklaştıkça da e, zuhuratlar da yani korkutmak için değil. korkutmak için değil hazırlanalım diye. Yani Deccal'in zuhuru ile ilgili 2025 çok sabit bir tarih mesela. Ve Deccal'in zuhuru ile birlikte Merhamet-i Kubra'nın yani büyük savaşın başlaması yine çok birbirine paralel ve burada İstanbul'un ikinci fethi yine çok yani 5-6 ay içerisinde gerçekleşen peş peşe gerçekleşen olaylar. Hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam burayı çok fazla anlatıyor. İstanbul' ikinci kez fethedilecek. Evet yani. ikinci kez fethedilecek var daha önce de konuşmuştuk yayınlarda Deccal'in zuhuru ile birlikte onlar şimdi Deccallerini hazırlıyorlar bize göre Deccal, onların Mesih'i. Bir Mesih senaryosu hazırlanıyor. Artık orada bir hologram mı kullanacaklar yoksa bir şahsı mı gösterecekler? Bununla ilgili değişik görüşler, fikirler de var. Hadislerde de aslında var ama çok net tarif etmek istemiyorum. Aslında hadislerde de var Deccal'in tarifi. Deccal'i ortaya çıkarttıkları anda zaten savaşın içindeyiz demektir. Ki şu anda orayı kuruyorlar. Yani bu 2022 artık bitiyor kabul edersek 23 ve 24'te bu kurguları tamamen e, bitirmiş olmayı hedefliyorlar. Burada da bizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Yani bu Ama, önümüzdeki 2 yıl çok kritik olacak. Çok. En, en kritik dönem. Burada bize hadislerde verilen e, aynı zamanda kıtlık ve susuzlukla ilgili problemler de var. Kıtlığı da zaten e, şu an bayağı bir köpürtü. Yaşıyoruz. Zaten. Evet, köpürttüler. Yani bu organizasyon yapanlar da bunlar. Çin'e de stok yaptırdılar. Yine arkasında bunlar var. Çin'i de e, olayın bir parçası olarak kullandılar. Bunu kıtlığa ondan sonra susuzluğa götürüp sonra yokluk içinde bizi kaosa sokup en zayıf olduğumuz yerden vurmayı hedefliyorlar ki artık hedef olarak İstanbul'da göstermeye başladılar. Bunları yemeyelim ve hazır olalım. Hazır olalım. Hazırlıklarımızı yapalım ekelim, biçelim, üretelim yani bu büyüklerimiz ne yapmaları Az ne gerektiği abi. konusunda zaten biliyorlardır artık bu kadar konuşmanın şeyin arkasında. Onlar da belli bir takım hazırlıklar yapıyorlardır. Hem savunma sanayimiz manasında hem maddi olarak çok kuvvetli olmamız lazım. Aynı zamanda geleni artık algılamamız lazım. Bu bize gelmez demememiz lazım. Evet. Libya'daki Son şeyde 2011-2011 döneminde biz orada e, kendimiz müşahede ettik, şahit olduk. Kesinlikle ya bu savaş bize gelmez diyorlardı. Hiç kimse gelir demiyor. Çünkü savaşa uzağız. Yani bir yerde bir bomba patladığı zaman nasıl bir ses olduğunu bilmiyoruz. Ama geldiği zaman, düştüğü zaman başlıyor. Ukrayna'da da öyle, alışveriş merkezlerinde. Üç günün öncesine kadar kimse inanmıyordu. Kimse inanmıyordu. Yani adam artık karşımıza teşkilatı kurdu. Bütün ağır silahlarını indirdi. Bütün yığınağını yaptı. Bizim aşağıda Suriye'de yapacağımız hareketleri bu taraftan da kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bir taraftan tehditle birlikte. Evet. Ama biz hem orada hareketimizi yapmalı hem buraya karşı hazır olmalıyız. Amerikan üstleri çevremizdekine ekrana getirmişler. Yani Yunanistan, Bulgaristan, işte Ukrayna'da zaten var. Gürcistan, Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de. E aldılar tamam. E, Buradan aldılar. Evet. E, çevrelemiş, durumda. çevrelemiş evet. durumdalar. Çevrelemiş Yani burada bu tablo itibariyle denizlerde de çok kuvvetli olmamız lazım. Yani Kesinlikle. karada, denizde, havada çok kuvvetli olmamız lazım. Çünkü bu adamlar üstümüze geliyor. Allah'ın izniyle. Biz de buradayız, bekliyoruz. Eyvallah hocam. Şimdi Hakan hocamızın kitabını tanıtarak bitirelim. Kendini bil kitabı yepyeni baskılarıyla, İkinci baskı değil mi? Yayın evet, evinde yeni, yeni bakın şöyle. Kendini bil Hakan Demir hocamızın yeni duvarlarla donatıldı. Evet. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Bunu bana özel imzalı da hocamız sağolsun. Ee, <laughs> kitaplardan inşallah. göndereceğiz ama. Bu hafta programımızda da göndereceğiz. Haberiniz olsun. Kendini bil kitabını mutlaka tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle fırsat verdiğiniz için. için. Estağfurullah. Tamam. Efendim abone olmayı unutmayın. Bir de katıl butonumuz da açıldı. Artık bize katıl butonundan da destek verebilirsiniz. Şimdi hemen katıl butonuna tıklayın ve bizlere destek verin efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.